masada hiç mi konuşulmuyor aday konusu? Yani mesela işte Gültekin Bey gençsiniz, işte Kırat'ın süvarisisiniz. Siz aday olmayı düşünür müsünüz? Ya da işte ya buradan şöyle ortak akıl çıktı Sayın Kılıçdaroğlu gibi kendi arasında hani Meral Akşener diyor ki Sayın Akşener ben başbakan diye kenara çekilebiliyor. Hiç mi konuşulmuyor? Hiç mi gündeme gelmiyor? Elbette isimler düzeyinde değil ama hani mesuliyetimiz önümüzdeki sürecin belki biraz daha genişleterek sorunuza cevap vereyim. Başka zihinlerde oluşan sorulara da cevap vermek için. İşte iktidarın bir mühendislik hamlesiyle değiştirdiği seçim sistemi var. İşte %7 baraj, don sisteminin uygulanması ama esas bunlarla kadar önemli kısmı hakim teminatında gerçekleşmesi gereken seçimlerle ilgili. Bu zamana kadar en kıdemli hakim seçim kurulu başkanı olduğu süreci işte son yıllarda FETÖ soruşturmaları, tasfiyeler, 15 Temmuz sonrası yargıdan ihraç edilen hakim savcıların yerine binlerce insan alındı ve bunların çoğunluğu parti kimliği taşıyor. İşte İstanbul'da Gezi davasında karar veren AK Parti'den aday adayı olmuş bir hakimin bu kararları verdiği ortaya çıkıyor. Ve eşi de FETÖ'den itirafçı olmuş. Şimdi yani hani Şair Eşref'in güzel bir sözü var. Suların haricinde her yere akıyor diyor. Yani olması gerekenlerin olmadığı ama olmaması gereken her şeyin olduğu bir karşımızda portre var. Bu açıdan bakınca bugün siyasal rekabetin sıklet merkezi Cumhurbaşkanlığı rekabeti. Yani bu seçim sistemi dolayısıyla işte partiler ne yapacak gibi sorular soruyor ve kamuoyu bu zeminde tartışıyor. Ama ben esas bu altılı partinin de odağındaki mesele biz yürütmeye talibiz. Elbette Türkiye'de bir değişim öngörüyoruz. Anayasal düzenlemeler, yasal düzenlemeler. Bunun da merkezi Büyük Millet Meclisi. Büyük Millet Meclisi'nde de en etkin sonucu alabilmek için bu değişim 7 Nisan 2023 tarihine kadar bir seçim olursa zaten bu değişikliğin bir manası yok. O nedenle bunlar çok erken. Hani bir takım siyasi kararları vermek, aday belirleme süreçleri bunlar zaten çok stratejik bakış açısı gerektiren bir strateji meselesidir. Aynı zamanda da bir tabii zamanlaması var. Biz şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne veyahut da Milliyetçi Hareket Partisi'ne şunu diyebilir miyiz? 2024 yılındaki adayınızı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bugünden açıklayın. Denebilir mi? Yani okulvara girmeden. Şimdi buna benziyor. Ama burada ülke yönetimine talip olmak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde işte adaylaşmak, çünkü toplumun ekseriyetle beklediği şey Erdoğan'ın karşısında kim aday olacak merakı. Bir de o algı yaratıldı zaten. Hani ülkenin sorunları meselesi değil de sanki adaylar daha çok konuşulsun. Mesele yokmuş gibi, mesele sadece adaymış gibi bir hava yaratılıyor. Bir toplumumuzun beklentisi var. Hani yaz döneminde transfer dosyaları olur televizyonlarda sporla ilgili değil mi? Herkes O gelir gider. futbolcu o takımdan bu takıma transfer oldu. Bunlar çok daha ilgi çeker. Haklıdır, bu talep haklıdır ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli'nin keyfi istiyor diye muhalefet, altılı masa, bugünden onların meramını gidermek için bir açıklama falan yapmaz. Belirli parametreler, ölçüleri hepimiz konuşuyoruz. Elbette her siyasi parti tek bir hedefi var. Nasıl en etkin başarıyı ortaya çıkartabiliriz? Türkiye'de zaten adayı da aşan bir şekilde, en azından Demokrat Parti olarak biz öyle düşünüyoruz. Bir paket programı 84 milyonun önüne koymak mecburiyetindeyiz. Adayıyla, kadrosuyla, programıyla bir paket programı. Ülkenin hem risklerini yönetecek. Bugün ekonomide çok ciddi problem var. Hiç olmadığı kadar vatandaşın deyim yerindeyse çarık ayağını sıkıyor. Yara etmiş durumda. İnsanlar nefes alamaz durumda. Şu Ramazan ikliminde bile ki vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni vesileyle tebrik edelim. Bir mübarek ayın sonuna doğru yaklaşıyoruz. İnşallah önümüz hafta pazartesi bayramı idrak edeceğiz. Böyle bir iklimde, insanların yardımlaştığı iklimde bile çokça insanın yakınlarda Yeni Mahalle Belediye Başkanımız bir iftar sofrasına davet etti. Orada da gördüm, kendisi de ifade etti. Hiç geçen Ramazanlara, pandemi öncesi mukayese edilmeyecek bir şekilde vatandaşın bu iftarlara rağbet gösterdiği noktası. Bunun bir temel sebebi var. Temel sebebi insanlarımız yaşasını bile tahmin edemez duruma gelmiş. Bu ülkede
Önümde bir takım notlar var. Oradan paylaşayım isterseniz. Tabii, lütfen. Metropol'ün Türkiye'nin nabzı anketi Mart ayındaki soru sorulmuş. Elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyebiliyor musunuz diye. %18'i ödeyemiyorum demiş. Ama daha ilginç rakam. %57'si ödeyebiliyorum ama zorlanıyorum demiş. Sadece %23'ü ödeyebiliyorum demiş. Türkiye'nin geldiği yer burası. Siz yoksul, daha yoksul, orta sınıfı, orta direği yok eden bir ülkede ne demokrasiniz yaşar, ne o toplumsal ahengi sağlayabilirsiniz. Vatandaşımız seçime ayarlı bir durumu var. Biz de vatandaşımızın önünde en etkin neticeyi alacak, hani tartışmaya mahal bırakmayacak noktada bu sürecin yürütülmesi için pek çok şeyi değerlendiriyoruz. İktidarın ifade ettiği gibi belki kendileri dedikodu yapabilirler altılı masanın ama biz milletin meselesiyle dertleniyoruz. Peki Sayın Kılıçdaroğlu'nun dünkü çıkışı, mesajı özellikle şimdi çok konuşulmaya başlandı. Kimeydi o mesaj diye Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki yol arkadaşlarıma sesleniyorum deyince şimdi bir partiye mi, iki altılı masaya mı, bir kavgaya, bir mücadeleye girdik ve ben bu yolda yürüyeceğim. Ya omuz verin ya yolumdan çekilin. Bu mesajı nasıl değerlendirirsiniz? Masaya mıdır yoksa bütün demokratlara mıdır? Yani pek çok boyuttan değerlendirebilir ama öncelikle parti grubunda konuştuğuna göre kendi parti içerisinde motivasyonu yükseltmek bu mücadelede en sade üyesinden en üst düzeyde parti yönetimine, milletvekillerine varıncaya kadar o noktadaki ciddiyeti aktarmak için ifade ettiği kanaatindeyim ki haklı. Bu süreç içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu hakikaten önemli bir hakkı vardır. 16 Nisan referandumundan itibaren Türkiye'nin kademe kademe olgunlaştırdığı bu süreçte sadece kendi siyasi partisinin değil ama muhalefetin ana muhalefet hüviyetiyle hani sektörlerin vardır, piyasa yapıcı kurumları ana muhalefet hüviyetiyle ve tarihsel kimliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi lideri olarak pek çok kendisine oy vermeyen kitlelerin de azami düzeyde rızasını gözeten bir anlayışla siyaset yaparak bu noktaya geldi. Adalet yürüyüşü yaptı ve bugün yüz binlerce insanın elektriği kesilmiş, buna ışık tutmak için kendi evinde elektriğin kesilmesini göze alarak bir mücadele veriyor. O nedenle bu feryadını herkes anlıyor, mesajın nereye gittiği de açık. Peki şimdi Gültekin Uysal aday olma süreciyle ilgili ne düşünüyor? Evet, kişisel değildir, bizim öyle kendi adımıza bir şey dile getirmemiz, masada bunu konuşturmamız doğru olmaz ya da böyle bir düşüncemiz, beklentimiz olmaz diye liderler hep vurguluyor ama hiç mi aklından geçmez? Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için çok büyük bir gururdur. Yani bana şimdi altılı masanın bir üyesi olarak deseniz ki Savaş Bey aday olur musunuz? Ben çok büyük gurur duyarım. Yani bundan geri durmak da olmaz. Biz zaten hani siyaset ifade ediyorum. Geçenlerde bir yayında da ifade ettim. Şerefi için siyaset yapan geleneğin mensuplarıyız, insanlarız. Bugün de taşıdığımız mesuliyetin şerefi bize çok önemli yük, sorumluluklar getiriyor zaten. Elbette kritik eşikte değişen siyasi rekabetin şartları var. Normal şartlarda eğer bir ortak aday çıkmıyorsa tüm siyasi partilerin genel başkanları zaten bu tabii iddiayı ortaya koymak. Durum söz konusu olabilir mi? Ortak aday vurgusunu çok yaptınız. Yok. Yani artık, belli ki çıkacak deniliyor da. Artık siyasi partiler o noktada çok net bir tavrı var. Görebildiğim kadarıyla. Tabii şu rezervi her zaman koymak lazım. Yani Türkiye'nin hangi siyasal iklimde, toplumsal iklimde, iktisadi şartlarda, ekonomik şartlarda seçime gidecek o son sıcak atmosfer, bütün bu konuştuğumuz aday parametreleri, seçim sürecinin yürütülüşü, bütün bunları belirleyecek çok önemli bir vasatı meydana getiriyor. O açıdan normal şartlarda tüm siyasi partilerin genel başkanları zaten adaydır. Ama biz burada şahsi ihtiraslarımızı merkeze alarak bir tavır geliştiremeyiz. Hakikaten Türkiye'nin önünde iki yol var. Ya bu keyfi rejim devam edecek, her geçen gün maliyetini vatandaşımız ödeyecek, hepimiz ödeyeceğiz. Bu ülkeyi yaşanmaz hale getirecek. Şimdi büyük bir pişkinlik içerisinde bir bakan çıkıp diyor ki yurt dışında mühendis ihraç ediyoruz. İhraç etmiyorsunuz beyefendi. Bu ülkedeki şartlar dolayısıyla yılmış, geleceğinin hayalini kuramayan insanlar ülkeyi terk ediyor. Bunun farkına varmak durumundasınız. Türkiye'de
en pahalı eğitim sürecinden geçmiş, tıp eğitimi almış insanlarımız yurt dışına gidiyor. Tabipler Odası'nın yakınlarda genel sekreteri ziyaret etti. 1500 liraya dayanmış bu rakam. Ama Sayın Erdoğan diyor ki git derlerse gitsinler. Çünkü bu zafiyetin kendi adına bir siyasi eksiklik olduğunun farkında. Bunu kapatmak için böyle bir Külhan Bey'e adayla bir takım beyanlarda bulunuyorsunuz. Ama Türkiye'de bugün bundan daha büyük bir felaket olamaz. Bu ülkenin yetişmiş insan gücü kendi ülkesinde, kendi doğduğu topraklarda bir gelecek hayali kuramıyor. Bu ülkenin kronik tasarruf açığı var, yatırım açığı var, kaynak açığı var, değil mi? Bırakınız yabancı sermaye çekmeyi. Yerleşik vatandaşlarınız bu ülkeyle ilgili endişeye duymuş. Anadolu'da gidiyoruz. Artık esnafımızın, tüccarlarımızın hatırı sayılır birikimleri de var. O insanlar bile eğer siz demokrasi hukukun istinat noktası orasıdır, mülkiyet hakkı. Bir olağanüstü hal süreci yaşadık. İnsanlara mallarına el koydunuz. İşte TMSF'nin nasıl yönettiği belli. Nasıl yağmaladıkları belli. Bütün bunları zaman zaman hesabını soracağız, devri sabık yaratacağız dediğimizde kimileri yanlış anlıyor. Bir kolektif suç mu icat edeceksin? Olur mu öyle şey? Ama bu yanlış yapanları cezalandırmayıp hesabını sormayıp ödüllendirecek miyiz? O da söz konusu değil elbette. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ayağınızın tozuyla. Son bir şey söyleyeyim. Lütfen buyurun. Tekrar milletimizin Kadir Gecesi'ni tebrik edelim. Sağ olun. Ramazan'ın son 10 günü içerisinde her gecesi mutlaka aynı mübarekliktedir. Önümüzde bir bayram var ama bir şey çok net. Yani burada altılı masanın kavgası, mücadelesi bunun için. Biz diyoruz ki altılı masa 5 artı 1'den büyüktür. 5 tane müteahhit, bir de Sayın Erdoğan bunun toplamından büyüktür. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben çok teşekkür ederim. Şimdiden bayramınızı kutluyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Efendim,